videoları lütfen sonuna kadar izleyin. Tak ileri sardım falan filan yapıyorsun ya. Bunun bana hiçbir faydası yok. Çünkü gerçekten uğraşıyorum abi. O yüzden ben hakkını veriyorum, siz de hakkını verin ya da izlemeyin. Teşekkür ediyorum. Hem hayranıyız hem de patronu, adımız geçecek değil mi Tunçama? Yani bir Barış Özcan kadar talep edenlere, çekemeyenlere belgesel çeker, filmler çeker, çorabını çeker, çıkar sahneye, nah çeker, nah çektirir. Arkadaşlar selam. Ya yakından takip edenler beni bilirler ne kadar stüdyo ve böyle kendime ait bir mekan meraklısı olduğumu. Ve sanırım yavaş yavaş oraya doğru gidiyor iş. Şimdi bu masamı bugün kurdum. Yakında size tekrar göstereceğim bu masayı, ne halde olduğunu. Şöyle bir haberim var. Böyle minik bir ses sistemi gelmiş ben yokken. Sağ olsunlar. Organizasyonundan talep etmiştim bunu. Bir de abi sizle beraber bir kutu açımı yapıyorum. Projeksiyon. Teşekkürler Framer Framed. Ve bir valizle geldim. Ve bir yatak yaptım kendime. Bayağı bu gece kalacağım burada. Siz de göreceksiniz. Bu video birazcık uzun olabilir. Bayağı bir şey paylaşacağım sizle projeyle alakalı. Geçen videoda sizlerin de çok güzel fikirleri vardı yorumlarda. Onları da görmüyorum ve kale almıyorum zannetmeyin sakın. Tahmin ettiğinizden daha fazla kale alıyorum. Biri yazmış yorumlara rush hour, yani böyle insan geliş gidişinin yoğun olduğu saatlere denk getir demiş. Haklı, saat 5-6 gibi ne yapacaksan piyasaya çıkmak lazım. Bak kapıyı açıyorum sana. Yani benim bulunduğum noktanın kapısının önü böyle bir saatte bir ya bir yaşlı geçiyor ya bebek arabasıyla birisi geçiyor. Ve mevzu da yani hem insanlarla tanışmak, asıl bu şeyi duyurmam lazım. Buraya Onze Bioskop yazacağım ya, burada film gösterileri olacak bla bla bla. Bir de planım bu sonda çekmek istediğim filmi nah çeker, nah çektirir, nah çeker. Sizle beraber geliştiriyorum ha. Ama sizden de önce yeni gelen patronlarıma çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ve bir patronum ne yaptı biliyor musunuz? 2 dolar bağış yapıyordu. Son videodan sonra 5 dolara çıkarttı. Teşekkür ediyorum kardeşim. Önemli abi. Şu Patreon olayını ciddiye alın. Yani gerçekten projenin bir parçası oluyorsun. Harbi diyorum. Yani sizi projenin bir parçası ediyorum. Herkese samimi canlı hadi tuşla. Size bu videoda anlatacaklarımdan patronların zaten haberi var. Yani bu videolar artık adamlar için şey oluyor. Tunçtop sayesinde ünlü oldum. Hem videonun başında ismimi yazıyor hem de Tunçtop ile WhatsApp grubu üzerinden sürekli konuşabiliyorum. Ve videoların ismine kadar bütün fikirleri Tunçtop'la tartışabiliyoruz. Sohbet edebiliyoruz. Sen de yok böyle destek üzerinden Tunçtop'a destek verirsen benim gibi böyle gece güneş gözlüğüyle gezmek zorunda kalabilirsin. Aha bak mesela biri eve giriyor. Genç bir kardeşim. Adam şimdi evine giriyor. Ben ne diyeyim adama gidip sinema mı açtım diyebilir mi aslında? Bu sakal işi var ya. Tamam moda falan ama yani bir de bu takke, bu siyah pardesü mardesü, buradaki yaşlıları bunu anlayabilir misiniz bilmiyorum. Yani yabancı birisinden korkulur ya. Şu an öyle bir hal var. Ve benim daha önceki bu tip sosyal projelerimde, mesela Süper Helal projesinde, bu dönerci projesinde ben bir dönerci şeklinde bürünmüştüm. Our first try the... Burada da bir şekle bürüneceğim. Ama ne şekle bürüneceğim bilmiyorum. Yani düşün, bir sinema sahibine dönmesi lazım bu adamın. Ve bir sanatçıya, çünkü burada film de çekeceğim ya, bir şey yapıyorum, elimde kameram falan olacak. Böyle entel dantel, ya buranın enteli danteli ne, onu tam kestiremiyorum. Korkuyor insanlar. Neyse bulacağız bir çözüm. Şeye gidiyorum ben. Bir balıkçıya, Haring. Size onu tanıtacağım. Bir basıram. Hello. Ivan, how are you? Can I have one and Haring? Of course, not a problem. Thank you. And you're a pickle, sir? Yes, please. Yeah. How do you feel? Oh, are you doing the main cleaning? I'll show you. Sure. Yeah. First of all, when is the best season for this fish? In the month of June and July. They call it new haring, new catch. And then how do you keep it until now? In the freezer, 30 degrees below. They keep it in salt and water. See this? Yeah. 3 weeks in a year. They catch for a whole year. For 3 weeks. Amazing. Yeah. So they get a lot of them, I guess. Yeah, very, very, very.
they catch it only in Black Sea? No, in Denmark, Norway, North Sea and Atlantic Ocean. Some ships, they catch in 1 hour, 700-800 tons. It's also herring, same. It's quite big. Yeah, bigger than this. Oh, smoke it. What kind of family is this coming from? Herring. There's no family. Let me eat mine. We're gonna go now. Hey, Michael. Hey, Michael. Ask where you came from. Turkey, Istanbul. Yeah. It was lekker, heel lekker. Oh yeah. Thank you all. Do you have also a film in the first? No, I just came to you because I love herring. Oh. Okay. And one little question, why do you slice it to 5? It's typical Dutch. Only in the month of June, they do it like this way. Maybe when you come back tomorrow, you must try this one, so like this. Okay, I will try tomorrow. Yeah, okay. I will. Thank you. Tot, tot elke dag, can I say that? Morgen. Okay, tot morgen. Okay. Doei. Bu havada kimse sokağa çıkmaz, yemin ediyorum sana. Mekanın sahibi geri döndü. Benim pisten alalım, alalım. Arkadaşlar, ilk burada gece kalışım. İyice ses yok dışarıda ve... Lekker, heel lekker. Correct? Thank you a lot. Thank you. I am learning the Dutch also. They want me to do an artwork with more of my people and this life. Bu adamla bir şeyler olacakmış gibi geliyor bana. Çok iyi değil mi ya? Bu arada dedim ya, benim masa coşacak yavaş yavaş diye. Hakikaten coştu. Bunun pisliklerini görüyorsunuz. Bu nedir derseniz. Bu durum şu. Benim konum, ben bir gözlüğümü takayım ya. Benim konum bu mahallenin gelecekte ne olacağı ya. Yazmaya, çizmeye başladım. İnsanlarla konuşuyorum falan filan. Bir taraftan da ben çok eskiden beri kolaj yapmayı çok seviyorum. Kolaj nedir? Oradan buradan toplanmış görüntülerin bir araya getirilip yeni bir hikaye anlatılması. Böyle bir kolaja başladım. 2050'de Malbec nasıl görünecekten çok hissini verebilmek işin. Zaten bu sanat işlerinde de olay o. Çok böyle düz bir hikaye anlatmaktansa anlatmak istediğiniz hikayenin hissini aktarabilmek çok daha değerli. Bu kolajın beni nereye götüreceği mevzu. Neyse, ben kolajıma devam edeyim. Sen misin ünlü, ben mi kurak? Bu sanat şükür, bu da bunları uzak tut. Bir fikir adamı, projeler kırla. Günler geçmiyor, dırdırla. Hem Hollanda'da hem de burada. Sinek kaydı sakalıyla hikayelerini. Ailece gizliyoruz. Çıkınca çocukları gizliyoruz. Herkese günaydın. İçeride bir misafirim var. Sofi'cim hoş geldin. Yeni dükkanı beğendin mi? Hı. Sen de mi çalışıyorsun? Kesiyorum. Arkadaşlar, şimdi gözlüğümü takayım ya. Hem kameraya baktığın belli oluyor, hem de gözler hoşaf gibi. Ben bu bizim dünkü balıkçı abi vardı ya, onun resmini aldım ve dedim ki Son Haring. Böyle bir film afişi düşün. Bu hafta bizim sinemada, üstünde yazıyor. New in on the bioscope.
ve bunu adamın dükkanına asıyorum. Dag meneer. My zone. Ich spreche Nederlands, klein bisschen. Ya. Bak hala diyor amca, ağzı hatırladın bizim posterlerden. Dahol. Is it possible to hang posters here? For promotion. Ya. Ja, ik ben niet in de buurt, ondanks ik zeg het even tegen hem hoor. Ik ben Rutje graag. Ik ben toch geen klant. Ja, dat bedoel ik. Alright. En drie van die visboekjes. Ja. Ja? Goed, ja. Goed zo. Şöyle ağız tadıyla bir kutu açılımı yapmayalım mı? Karşınızda mısır patlatma makinesi. Sinemada olması gereken en önemli şey. Mısır patlatma makinesi. Ya bunun böyle büyük olması lazımdı aslında da. Paylaşır derdini kendi kendine, kendine. Arkadaşlar şimdi popcorn makinesi dedik, projeksiyon dedik, ses sistemi dedik. Bunların hepsi var. Ama acaba bu sinemayı nasıl duyuracağım? En sonunda çekeceğimiz film için bir takım hikayeler araştırıyoruz ya. Şöyle bir fikir geldi aklıma. 10 kişiyle tanışsam. Bu 10 kişiden 10 hikaye çıkarsam. 10 hikaye. Bu balıkçı abinin hikayesi enteresandı bana anlattı. Çok fazla var dedi bu balıktan. Sadece dedi 3 hafta çıktı. Dedi nasıl bu kadar taze oluyor falan filan. Ben de düşündüm. Ulan dedim düşsene son bir tane kalsa bu balıktan. The last herring. Yazdığını düşünün. Ve bu abi o son balığı kurtarıyor ya da kurtaramıyor ne oluyorsa. Ama şimdilik sadece bu posterini düşünüyorum. Böyle bir film olsa, bir hikaye olsa. Yani buraya ne yazıyoruz? 10 tane poster. Ya şimdi bu mantıkta düşününce düşünsene benim 10 kişiye ihtiyacım var. Bunlardan çok iyi 10 hikaye çıkarmam lazım. Yani sırf şu apartmanda düşünsene ne hikayeler vardır. Abi aslında mahallenin çok önemi yok. Yani insanın olduğu yerde bu hikayeler var. Dağın tepesinde ne hikayesi var? Oturup kendin yazarsın hikayeyi. Neyse çok iyi. Şimdi şöyle de bir şey hayal ettim. Mesela bu balıkçı abinin dedik ya son haring. Atıyorum düşünsene onun yanında böyle çalışan bir çocukcağız vardı. Son haring 2. İkisi beraber. Son haring 3. Yani bunu astığımı düşün adamın dükkanına ve üstünde şey diyor. Çok yakında bizim sinemada. Uçuyor muyum lan acaba? Çocukları gizliyoruz. Hep beraber yanmış balatalar. O da bir tuşlu. Ne yapar bana?